Gençhane durmuyordu. Gençhane çekilişlerine devam ediyordu. Videoya geçmeden önce sizlere efsane bir çekiliş duyurum var. Biliyorsunuz çekilişler yapıyorum. Oyuncu koltuğu yaptım. Klavye yaptım. Şimdi de arkadaşlar sizlere özel efsane bir çekişim var. Rampage'in klavyesini ve Snoopy'nin de kablosuz kulaklığını çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve benim ikinci kanalım Mehmet Kaymak açıklama kısmından ona da abone olmak ve yorumlara katılıyorum yazıp Instagram kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Çekiliş arkadaşlar. İkinci kanalım 100.000 abone olunca açıklanacak. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Efsane videolar gelecek her gün saat 18'de. Oyun kanalıma da 2 günde bir istediğiniz her oyun gelecek. Efsane bir geri dönüş yapacağız. Hızlıca videoya geçelim. Gençhane'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte internetten aldığım en ilginç ürünlere bakacağız. Videoya geçmeden önce alt taraftan bir sene sayılıp like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hızlıca geçelim. Arkadaşlar burada bir ürün var. Burada bir ürün var. İlk ürünümüz. İnternette gezerken gördüm. Fiyatı da 200 TL abi. Altın kaplama dişi. Arkadaşlar bu tabii ki de sahte. 200 TL'ye orijinalinde beklemeyin. Bunu deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Şimdi içinde gösterirsek neler var içinde. Ben bunu da açtım daha önce denemek için. Şimdi açalım içini. İlk önce nasıl yapıldığını gösteren burada bir tane kullanım kılavuzu var. Şimdi ilk önce nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Şimdi bunu alıyoruz abi. Şu iki tane silikon var. Bu silikonları dişliğimizin içine sokuyoruz. Küçük olanı üst dişliğe sokuyoruz. Büyük olan silikonu ise diğer altın dişliğimize takıyoruz. Cidden altın diş taktırmak bilmiyorum. Ne kadar akıl kârı. Böyle taktık. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu sıcak suda 20 saniye bekletmek. Evet arkadaşlar, denilene göre su ısıtmamız gerekiyor. O zaman suyumuzu ısıtalım kettle'ımızda. Sonra bakalım. Isıttıktan sonra ise bunu 20 saniye 15 saniye arası sıcak suda bastırarak bekletmemiz lazımmış. Evet arkadaşlar, ben turşu kabına koyacağım suyu. Çünkü onu bulabildim. Suda sıcak yalnız. Bunu içindekilerle atacağız değil mi içine? Evet. İçindekilerle atacağız. Atalım o zaman. Attım abi. Herhalde şu içindeki silikon eriyecek. 5 saniye bekleyesin o zaman içinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fakirliğe bakar mısınız? Hem altın dişlik alıyoruz hem de turşu şeyini de yapıyoruz. Şimdi doldu. Şimdi o zaman çıkartalım. Nasıl çıkartacağız? Çok sıcak. Çok sıcak. Nasıl çıkartacağız biz bunu? Aldım. Yalnız bu çok kötü erim. Bunu da alamazsam içindeki eriyecek baya. Tamam. Bunu da aldım. Evet arkadaşlar, şimdi dişlikler elimizde. Bir tane burada, bir tane burada. Şimdi diyor ki bunu tak artık diyor. Bunu üste takacağım. Odaklasın. Alttaki oldu. Alttaki dişlik oldu. İnsanlar onunla nasıl konuşuyor? Bununla nasıl konuşabiliyorsunuz? Çünkü aşırı derece rahatsız edici. Muhtemelen ben altın kaplama aldığım için orijinal olmadığı için olabilir. Ama cidden şuna da abi 200 lira verilmez. Şuna da 200 lira verilmez. Altın diş yaptırmak istiyorsanız gidin hastaneye deyin. Altın diş yaptıracağım deyin. Kanserojen maddelere. Yani bu altın değil, altın kaplama, ama cidden altın diş yaptırmak da biraz saçmalık gibi geliyor bana. O yüzden bence hiç böyle Amerikan modalarına özenmeyin. Dişinizi bir yıl yıkamayın arkadaşlar, zaten sapsarı olur, o da altın gibi gözükür. Bence hiç böyle deneylere falan girmeyin, yani buna da 200 lira verilmez yani. Sıradaki ürünümüze geçelim. Diğer ürünümüz sıvı ekran koruması. Ben bunu Webtekno'nun videosunda gördüm ve özenerek aldım. Nasıl oldu hakkında bir fikrim yok. İlerleyen videolarda da ikinci ilginç ürünlerde de bunu incelerim. Paketin içinde abi diyor %600 korunuyor diyor. %600 daha dayanıklı diyor. Çizilme ve kırılmalara karşı. Sadece sil ve koru. Siliyorsun. Kırılmaz cam veya hiçbir şey değil. Sadece şu içindeki jeli abi telefonun ekranına döküyorsun. 12 saat bekliyorsun ve korunmaz oluyormuş. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like sayısı gelirse bunu da denerim. Yani ben ilginç bence. Bilmiyorum. Sizce nasıl? Bence ilginç. Değişik. Diğer ürünümüz olduğu için aldığım bir kulaklık. Abi ben bu kulaklığı yaklaşık 35 TL gibi bir civarda bir şey aldım ve cidden çok ilginç bir ürün. Bakın ses kalitesi çok kötü. Ben ne kafayla olacağı böyle bir şey aldım.
Hiçbir fikrim yok. Aldım abi, bunu takıyorsun böyle sarı. Sarı da yakıştı, açtı beni. Şimdi bunu telefonuma takıyorum. Bir şarkı açacağım, siz de göreceksiniz abi demek istediğimi. Kelepçesi var, kelepçesinden çıkartalım abi. Bu arada arkadaşlar, oyun kanalıma yeni bir video attım, şuradan izleyebilirsiniz. Abi kelepçesini de çıkartalım. Çıkarttım. Takıyorum abi. Ses kalitesi aşırı derecede kötü ve rahatsız edici. Spotify'a giriyorum. Yani 35 liraya alınabilecek en ilginç ürün bence bu. Buradan abi ne açalım? Alın. Kulağıma takıyorum ve yani aşırı derece bas sesi geliyor. Yani böyle pazardan 5 liraya kulaklık alırsınız ya, aynı o ses. Sadece ne yapmışlar? Sarı bir şey yapmışlar çocukların ilgisini çekme amacı. Zaten şurada sünger gibi bir şey var, fakat sünger gibi de değil abi. Bulaşık süngeri daha kulağı rahat eder. Çok rahatsız. Zaten içindeki şeyden de anlayabilirsiniz ne kadar kalitesiz olduğunu abi. 35 liraya alınmayacak bir kulaklık. Bak şimdi dinliyorum. Ve son seste abi şu sesi açma tuşuna tıkladığımda kapanıyor. Ne oluyor abi? Şarkı değişti kendiliğinden. Kendinden şarkı falan değişiyor. Siri açıldı. Bir de benim telefonumda, iPhone'larda şöyle bir sorun var. Bundan başka, yani iPhone'un kendi kulaklığından başka kulaklık takılınca kulaklık kafayı yiyor abi. Şimdi bu çalışıyor mu? Bu çalışmıyor abi. Bu ne abi, şarkı kapanıp açılıyor bak. Hiçbir şey yapmıyorum. Siri açıldı şimdi de. Ne oluyor abi? Şarkı açıldı, kapandı. Siri geri açıldı. Ne oluyor oğlum? Abi kusura bakmayın, bu 35 TL. Bu 35 TL. Ben bu 35 TL'yi alırım. Böyle ilginç ürünün de 35 TL'sinin de. Abi bu ne? Bu ne abi? Kulaklığı takıyorsun, şarkı kendinden 20 saniye ileriye gidiyor. Sonra Siri açılıyor ve şarkı tekrar kapanıyor. Evet, efsane. Sıradaki ilginç ürünümüze geçelim. Sıradaki ilginç ürünümüz arkadaşlar bana X-Drive'dan gelen bu görmüş olduğunuz koltuk. Ya bu koltuğun nesi ilginç diye sorabilirsiniz. Bu koltuk arkadaşlar ışıklı. Şimdi adaptörünü takıyorum abi. Siz de anlayacaksınız. Adaptörünü. Adaptörünü takıyorum abi. Gördünüz mü? Burada kumandası var. Kumandasıyla da istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Videonun devamını böyle kırmızı renkle devam edeceğim. Ben kırmızıyı sevdiğim için bu rengi değiştirmeyeceğim. Fakat bir sürü rengi var. Yani her türlü RGB renkler var arkadaşlar. Cidden bu da çok ilginç bir ürün bence. Yani oyun sevdalılarına, oyun koltuğu sevdalılarına birebir bir ürün yani. Yani kim ledli, masajlı bir koltuk istemez ki abi. Bir de koltuk şöyle bir avantajı var abi. Şöyle eğ bak. İstediğiniz kadar eğilebiliyorsunuz abi. Bak görüyor musunuz? Lan kayboldum. Lan dur biraz geleyim. Kadrajdan çıktım abi. O kadar geriye indim ki. Bu ürün de böyleydi. Yani cidden bence oyun severlere önerebileceğim efsane bir koltuk. Önceki koltuğuma ne oldu diye sorarsanız, önceki koltukta evde duruyor abi. Kimse kullanmıyor. Yani ben böyle kullandığım şeyleri de kimseye çekişle vermek istemiyorum. Fakat yani kullanmadığım bir şey, yani duracağına başka birisi kullansın, ihtiyacı olan birisi kullansın. Fakat yani kullandığım bir şeyi de birisine vermek istemiyorum. Bana Instagram'da cidden ihtiyacı olan birisi yazsın, ben ona iç çekiliş açıklamadan yani ona göndereyim direkt. Ya bilmiyorum, çünkü yani öyle bir şeyin, yani kullandığım bir şeyin de çekişini yapmak istemiyorum açıkçası. Çok yapmacık geliyor bana. İleride koltuk çekişi yaparsak, yeni kendim sponsorla veya X-Drive ile anlaşarak yaparım bir tane koltuk çekişi. Fakat cidden kullandığım bir şeyi çekilişe kimseye vermek istemiyorum. Instagram'dan cidden ihtiyacı olan birisi yazsın bana. Buraya kadar video izleyen zaten adamın dibidir. Bana Instagram'dan yazsın, açıklama kısmında Instagram adresim var. Ben ona koltuğu göndereyim. Cidden hiç karşılıksız koltuğu göndereyim. Boşa duracağını bari bir kardeşimiz alsın. Ben zaten yani çekiliş yapmayı seviyorum abi. Yani sizler sayesinde, sizler beni izliyorsunuz. Ben sizlere böyle hediyeler vermek istiyorum abi ufak ufak. Yani güzel değil mi sizce de? Bence çok güzel. Dediğim gibi Instagram'dan bana yazarsa, ihtiyacı olan, cidden ihtiyacı olan birisi, ben de ona gönderirim.
Ne diyeyim? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben videoyu çekerken aşırı eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir saniye sayırıp like atarsanız cidden beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.